LGS'ye son 30 gün gerçekten altın değerinde bir zamandayız arkadaşlar. Çünkü sınav gerçekten son bir ayda kazanılır. Yani bu son bir ayda yapacağınız çalışmalarla Tahmin ettiğinizden çok daha yüksek net artış yapabilirsiniz ve son bir ayda iyi bir çalışmayla esasında netlerinizi çok ciddi bir şekilde artırabilirsiniz. Çünkü bir ay sonra gireceğiniz sınavda sözel ve sayısal bölümde toplam 90 soru sorulacak ve bu soruların cevapları esasında seçeneklerde var. Sizler dikkatli bir şekilde okuduğunuzda ve doğru cevabı işaretlediğinizde Esasında hayallerinize ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bu bir ay içerisinde yapacağınız çalışmalar sizi hayallerinize kavuşturacak arkadaşlar. Şimdi LGS 2021 sınav tarihimiz 6 Haziran 2021 Pazar. Uçak modunu alıyoruz kendimizi. Stresten uzak duruyoruz, endişeden uzak duruyoruz, umutsuzluktan ya da bize zaman kaybettiren sosyal medyadan uzak duruyoruz. Neden? Çünkü sınav anında sözeli, sayısalı bilmek ne kadar önemliyse matematikte, fende, Türkçe'de, inkılapta bilgilere sahip olmak, test çözmeyi iyi bilmek, önce burayı okuyayım sonra burayı okuyayım demek ne kadar önemliyse stressiz olmak, endişesiz olmak ve şimdiden ben yaparım diye girmek de o kadar önemli. Çünkü kazanacağına inanan bir öğrenci gerçekten kazanıyor. Ama ya herhalde olmaz diyen bir öğrenci çalışsa bile yapamıyor. Dolayısıyla öncelikle siz inanmalısınız arkadaşlar ben çalışıyorum. Evet hala hatalarım çıkıyor matematikte, fende, Türkçe'de ama kazanacağımı eminim demeniz lazım. Çünkü sınavdaki 90 sorunun 90'ını da doğru yapmanız gerekmiyor. 90 soruda yanlışlarınız tabii ki çıkacak. İnşallah hepsini full yaparsınız ama belki bir tane, belki 10 tane, belki 15 tane bilemiyoruz. Belki daha fazla. Ama önemli olan diğer adaydan yani diğer rakiplerinizden daha fazla doğru yapmak. Bu şekilde hayallerinizdeki listeye rahatlıkla gireceksiniz arkadaşlar. LGS'de birinci oturumda sözel 50 sorumuz var. 9.30'a başlayacak. İkinci oturumda sayısalda 40 sorumuz var. 11.30'a başlayacak. Sözelde sayısalda gerçekten çok güzel sorularla sizleri inşallah hayallerinizdeki liseye kavuşturacaklar. Burada önemli olan hiçbir şekilde vazgeçmeden kazanacağınıza inanarak çalışmak. Şimdi peki nasıl çalışacağız hocam? Çalış çalış diyorsunuz da nasıl çalışacağız? Birincisi konu çalışmaları yapmanız gerekiyor. Yani eksiklerinizi belirleyip önem sıralamasını yapıp notlar tutmanız gerekiyor. Şimdi size sayısalda çıkacak konular belli, sözelde çıkacak konular belli. Hala konu eksiğiniz varsa veyahut da konu eksiği olup olmadığını bilmiyorsanız yapmanız gereken şey tabii ki de denemeler çözüp yaptığınız denemelerdeki hatalara göre konu belirlemek. Yani sen eğer Osmanlı Devleti sorusunu yanlış yapıyorsan, Türkçe'de noktalama işaretlerini yanlış yapıyorsan, işte işte fende veyahut da matematikte bazı hataları bazı konularda hala hata yapıyorsan o konuya alakalı eksim vardır. O zaman o konuyla alakalı bir tekrar çalışması yapmanız gerekiyor. İki, ders ve konu üzerinde bol bol soru çözmeniz lazım. Bakın tekrar deyince sakın şöyle bir şey değil. Hani böyle sure ezberlerken sureyi tekrar edersin böyle sürekli bismillah, bismillah. Öyle değil. Burada soru çözerek tekrar etmeniz lazım. Çünkü size Sınavda soru verecekler arkadaşlar size gelip şöyle bir şey demeyecekler. Anlat bakalım ee, işte e, Mustafa Kemal Samsun'a açıktan sonra ne yaptı? Böyle bir şey sormayacaklar. Size paragraf verecekler, seçeneklerde de zaten doğru cevabı yazacaklar. Yani siz okuduğunuzu anlayıp işaretlemeniz gerekecek. Dolayısıyla sizin karşınızda sınavda soru çıkacağı için bol bol soru çözmeniz gerekiyor. Ne kadar çok soru çözerseniz sınavda o kadar rahat bir şekilde başarılı olursunuz arkadaşlar. Yani tekrarlarımızı soru çözerek yapıyoruz. Şu da önemli, yapamadığınız sorular olacak tabii ki. Diyelim ki e, deneme çözüyorsunuz, açtınız geri sayım denemeleriniz, bizim biraz sorular seçici sınavdakinden biraz daha zor sormaya çalışıyoruz ki sınavda iyi yapın diye. Bu soruyu yapamadın ya da diyelim ki sayısal bölüme geçtin, bu soruyu yapamadın, şu soruda takıldın. Bu çok normal bir şey. Şu anda yanlış yapmak kadar güzel bir şey yok. Niye biliyor musunuz? Bu yanlış yaptınız ya. Bu yanlışın doğru cevabını öğrendiğinizde de sınavda o yanlış yapmayacaksınız. Niye? Ben bunu yanlış yapmıştım hatırlıyorum. İşte Karako doktoraktan soru çözümünü de izlemiştim. Ama hatalarımdan dersimi çıkardım. Artık bu yanlışı bu kitapta yapmıştım. Ama gerçek sınavda yapmayacağım. Sen de yaptın bu hatayı. Evet seni çözerken bu hata çıktı. Ama artık bu gerçek sınavda bunun doğrusunu öğrendiğim için bunun çözümünü öğrendiğim için hata yapmayacağım diye sevinmeniz lazım. Yani dolayısıyla ben sizin olsam yaptığım her bir hata sonrası oh be derim ya ne güzel hata yaptım bunun doğrusunu öğreniyorum. Ha doğru yaparsam üzülür müyüm üzülmem doğru yapınca da sevinirim oh, oh artık hatam çıkmıyor derim. Ama doğru yaptığımda ne kadar seviniyorsam sınavdan önce yanlış yaptığımda da onun doğrusunu öğreneceğim için çok mutlu olurum. Çünkü sınavda o yanlış yapmayacağım. Sınavdan önce yaptığım yanlış beni etkilemiyor ki. Sınav mesela Milletim Bakanlığı gelip şöyle bir şey demiyor. Sınavdan önce yaptığınız yanlışları inceledik. Hayır öyle bir şey yok. Sınavdan önce istediğim kadar yanlış yaparım. Sana ne? Onların doğrusunu öğreneceğim ve ardından da inşallah LGS'de başarılı olacağım. Üçüncüsü gerçek sınav provası. Evet sınavda bize soru soracaklar ama soruları şöyle sormayacaklar. Test test sormayacaklar. Hadi bakalım 5 soru çöz. Öyle değil. Toplamda 90 soruluk bir deneme sınavı yapacaklar. Bu 90 sorunun 50 tanesi sözel, 40 tanesi sayısal olacak. Dolayısıyla sizler şimdiden gerçek sınav provasına kendinizi alıştırmanız gerekiyor. Gerçek sınav provası ne demek? Sınav ortamı, kurallara uygun bir şekilde kurşun kalemle çözmeniz gerekiyor. Ya ben uçlu kaleme alıştım hocam. Hayır, kurşun kalemle. Yani hemen şuradan bir kurşun kalem alayım. Alalım bir tane. Evet kurşun kalemle çözmeniz gerekiyor. Gerçek sınavda ise kurşun kalemle çözecekler. Optik formu doldurmanız gerekiyor. Burada bakın biz denemelerimizin içerisinde mutlaka optik formda koyuyoruz. Niye? Optik forma kendinize alıştırın diyoruz. Sınavda nasıl çözeceksen sınavda yanınızda anneniz meyve tabağı getirip hadi yavrum biraz da muz ye. Öyle bir şey yok. Veyahut da telefonunuz yanınıza acaba Whatsapp'tan bilirim geldi mi? Hayır öyle bir şey yok. Sınavda telefon yanınızda olmayacak. Dolayısıyla sabahleyin erken kalkıp sınav ortamında kurallara uygun bir şekilde bol bol deneme çözmeniz gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz Bizler sizlere Türkiye genel denemesi yaptık. Birinci dönem konuların olduğu ana denemelerimiz, hızlanma denemelerimiz vardı. Ama şu anda artık sınava yaklaştığımız için gerçek tüm tam konuların olduğu doz denemelerinden, dörtlü LGS motivasyon denemelerinden, hedefim derece denemelerinden, geri sayım denemelerimizden faydalanmanız lazım. Bütün bu denemelerle biz sizlerin gerçek sınav provası yapmanızı istiyoruz arkadaşlar. Amacımız nedir? Sınava kadar bol bol deneme çözüp bu denemeler sonrasında 2021'e girdiğinizde... Aa, ben buna benzer soru çözmüştüm. A sayısalda ben bunları görmüşüm deyip pıt 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 sorular yapmak. Çünkü ne kadar çok deneme çözerseniz o kadar çok sınav provası yapmış olur ve sınavda tecrübe elde etmiş olursunuz. Ve son tekrar kampımız geliyor arkadaşlar. Bütün bunları yaptığınız gibi bizler sanki siz hiç çalışmamışsınız da ya yeni başlıyorum hocam diyormuşsunuz gibi en baştan sizlere her şeyi detaylı bir şekilde anlatacağız. Hızlı bir şekilde anlatacağız. Soru tahminleri yapacağız taktikler uygulayacağız ve son tekrar kitaplarımızla sizleri LGS'ye mükemmel bir şekilde hazırlayacağız. Hatta burada alt adımda hızlı tekrar kitabımızda da süper bir tekrarı hedefliyoruz arkadaşlar. Gün sonu raporu da önemli. Bugün sabahleyin kalktık deneme çözdü. Mesela Türkiye gelin denemesi gibi bir deneme çözdünüz. Açtınız. Geri sayın denemelerini önünüze Sorularınızı çözdünüz. Burada deneme analiz sayfanızı hemen açmak istiyorum burayı. Ben 5. denemede silindirin hacmini, kare köklü sayı, doğal sayı bunları analiz ettikten sonra bunlarla alakalı sorular çözmeniz gerekiyor. Bunun için mesela alt adımda hızlı tekrar kitabımızda o konuyla alakalı soru tekrarları var. Deneme netlerim nasıl neye ihtiyacım var? Şu anda yanlışlarım çıkıyor olabilir. Şu anda hala Türkçe'de tüm soruları doğru yapamıyor olabilirim. Hala matematikte istediğim netlere ulaşamamış olabilirim. Hala fende yanlışlarım çıkıyor olabilir. Çok normal bir şey. Bir ay içerisinde bunu düzeltebilirsiniz arkadaşlar. Bir ay içerisinde matematikte, Türkçe'de, fende, inkılapta, İngilizce'de, dinde tüm soruları, tüm konuları gözden geçirebilirsiniz. Bir ay çok değerli bir süre. Bir ayda o kadar çok şey yapılabilir ki. Dolayısıyla eksiklerimize göre yarınımızı planlamamız gerekiyor. Yani bugün ne yaptım? Bunları bunları yaptım. Yarın ne yapacağım? Yarın sabah işte geri sayım denemelerinden çözeceğim. Hatam çıkınca ardından altı adımla tekrardan sorular çözeceğim. Ve sonrasında da son tekrar kitabımda burada konu çalışması yapacağım. Zaten bizler sizlere her gün bunlarla alakalı video tekrar yapacağız. LGS son tekrarda üst ifadeleri bir kez daha sınav sorularıyla tekrar edeceğim diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu aynı zamanda çıkmış LGS sorularından, Milliyetin Bakanlığı Kazanım Değerlendirme Testlerinden de kitaplardan da faydalanarak yapabilirsiniz. Biz tabii kendi kitaplarımız soru çözümleri olduğu için soruları biz İnşallah sana da aynısını yakalarız diye çok dikkatli bir şekilde hazırladığımız için hep sizlere kendi kitaplarımızı öneriyoruz arkadaşlar. Her gün çok önemli. Elinizden geleni yapın. Ondan sonrasında da tevekkül edin. İnşallah hayırlısı olacaktır deyin. Ve çok güzel bir sonuç alacağınızı da unutmayın arkadaşlar. Bakın sınav anına kadar moral bozucu şeyler oluyor. Sınav günü birazcık stres oluyor. Sınavdan çıktıktan sonra ya acaba yanlış yaptım mı oluyor? Ama çalışan öğrenciler öyle de olsa böyle de olsa sınav zor da olsa diğerlerinden daha az yanlış yaptığı için gayret gösterip beş yanlış yapsa da hayallerine kavuşuyor. Yani ben inşallah hiç yanlış yapmayacağım diye çalışıyor ama beş yanlış yapıyor belki sınavda. Ama diğer adaylar kendisinden daha fazla yanlış yaptığı için o yine hayallerine kavuşuyor. Dolayısıyla asla vazgeçmiyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz ve şunu asla unutmuyoruz arkadaşlar. Hayal edebildiğiniz her şey gerçektir. Şu anda bir liseyi hayal ediyorsanız çalıştığınızda o gerçek olacak inşallah diyoruz. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar diliyoruz.